Merhaba arkadaşlar, Diler TV'ye hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere YKS hakkında soru cevap videosu Evet, bir çekeceğiz. önceki videomuza bıraktığınız yorumları var burada. Açtık, onları cevaplayacak ablam. Ben de Dilara kamera arkasındayım. Ablamın görevini aldım. Evet, Dilara bana soracak, ben cevaplayacağım. Önceki videoyu da lütfen izlemeyi unutmayın. Onun altına bıraktığınız soruları şimdi bu videoda cevaplayacağız. Bakalım o zaman Dilara bana soracak. Şimdi ben kamera arkasından soracağım ablama. Çözdüğü kaynaklar dershaneye gitti mi? Dershaneye biliyorsunuz arkadaşlar koronadan dolayı zaten okullar bile kapatıldı ki dershaneler zaten kapatılmıştı. O yüzden dershaneye gitmedim. Yani dershaneye gitmedim, bunun cevabı bu. Kaynakları sormuş galiba. Kaynak önerisini bayağı bir kişi sormuş. O yüzden ona ayrıca video çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik böyle. Fiziği nasıl yaptın, anlatır mısın? Fiziği bildiğiniz üzere fullemiştim. Bunun hakkında da çok fazla soru almışım. Fiziği nasıl hallettiğimle ilgili öncelikle arkadaşlar konuyu çok güzel oturtmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten benim en çok zaman ayırdığım ders fizikte. Hem soru çözme olarak hem konuyu pekiştirme olarak. Öğretmenlerimden dinledim. Okulda farklı öğretmenleriniz varsa onlara sorabilirsiniz. 9-10'lara giren, 11-12'lere giren. Soruları farklı farklı kişilere sorun. YouTube'dan birçok video var. Onları izleyebilirsiniz. Konu anlatımlı kitapları izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben en çok konuyu gerçekten okuyarak, dinleyerek bolca pekiştirdim. Pekiştirdikten sonra da elinizde en az bence 3 tane kaynak olsun. Fizikte ben gerçekten çok soru çözdüm. Pardon. Fizikte gerçekten çok fazla soru çözdüm. Onda da daha başlangıç seviyesine uygun bir kaynak. Sonra orta kaynak. En sonunda daha zora yakın ama ÖSYM seviyesinde desek daha doğru olur. Boşunuza kendinizi zorlamayın. Zora yakın seviyede bir kaynak çözdüm. Böylece neredeyse bütün soru tiplerini gördüm ve konuyu oturtmuş oldum. Diğer derslerde de buna yakın bir sistematikte çalışıyorum ama fiziğe daha çok zaman ayırıyorum. Evet, Nil Doğa adlı bir kullanıcımız bayağı bir mesaj atmış o da. O da umarım iyi bir yere kazanır. İlk TYT netin kaç diye sormuş ilk sorusu. İlk TYT netin kaç? Bunu aslında ben bir tane deftere yazmıştım. Yazın mesela bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. TYT netlerimi her yere yazıyordum. Hatta sen videoyu durdur, hemen getireyim istersen. Aha, olur. Evet arkadaşlar, getirdim. Buradan benim şöyle kapatayım. Netlerime bakabilirsiniz Dilara. Gördünüz mü? Hı. Gördüğünüz gibi TCCC puanı yazıyor şu toplam net yazan kısım olacak. insanlık. TT puan, toplam net. Evet, bizim okul böyle bir kağıt çıkarmıştı. Yazın ben kaç tane deneme girmişim? 9 tane deneme girmişim arkadaşlar. Sonucuna girmemişim. Gördüğünüz üzere ilk nesim burada 74, 87, 104, 96, 110, 94, 88, 25 ve 96. Yani yazın bunların ortalaması da 91,47'ymiş arkadaşlar. Genel olarak yaz ortalamasının 91-95 civarı alabiliriz. Ve benim son yani gerçek sınavda TYT'deki netim 112,5 falan. Yani arkadaşlar neredeyse kaç puan artmış oluyor? 12,5 oradan var, 9 oradan var arkadaşlar. Yaklaşık 22-21 net artmış oldu. Siz de o yüzden yazın netlerinize çok fazla kafayı takmayın. Konuyu öğrenmeye bakın. Ve kendinizi yavaş yavaş ilerletin. Odağınız düzenli ders çalışmak olsun bence. Evet, bir sonraki Soru. sorumuza devam ediyoruz. Yine dershaneye gittin mi diye soru gelmiş. Söylediğim gibi gitmedim. Evet. Korona da vardı zaten. Okullar bile yoktu ki dershaneler ya da özel dersler nasıl olsun? Bizim şu an 31 Ağustos'ta okullar açılacak. TYT başlamıştım ama korona yüzünden 11'in iki dönemi bende yok gibi bir şey. Her şey birbirine girdi şu an. Bu sene çoğu kişi de mezuna kalmış. Ne yapacağım bilemedim. 12'ye yeni geçtim MF'yi. Evet, anladığım kadarıyla 11. sınıfın yazındasın, yazmışsın zaten. Bence çok kişi mezuna kalmış diye düşünmem. Açıkçası ben çevremde hiç mezuna kalan duymadım yani. Her zaman bu söylenir. Daha fazla mezuna kalan oluyormuş, çok sıkılacak falan. Biz arkadaşlar 2,5 milyon insan girdi. Herkes böyle şimdiye kadar girilenlerin en fazlasıydı. Ama bu sizin için bir engel olmasın. Yani kafanızda bu tarz şeyleri düşünmeyin. Siz kendinize odaklanın, devam edin. Evet, okullar erken açılacak. Ve 11. sınıf konuları ikinci dönem haklısınız. Yetişmemiş ya da tam oturmamış olabilir. Ama okulların erken açılma nedeni zaten o konuları oturtmak. O yüzden şu an bence yine TYT'ye odaklanabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü okul açıldığı zaman aslında siz 12'ye hemen başlamayacaksınız. 11'in tekrarı yani ikinci dönem yüz yüze işlenmeyen konuların tekrarını işleyeceksiniz. O yüzden TYT'yi güzelce oturun. En azından başladığınız zaman TYT bitmiş olsun. O bir aylık süreçte galiba sizler bilirsiniz. 11'i bitirirsiniz. Sonra normal sistematikte 12'ye başlarsınız. Zaten hiçbir zaman konu yetişmez diye bir şey olmuyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuz, her gün ne kadar çalışıyordun?
Ya dediğim gibi düzenli çalışmak önemli. Bir de ben daha çok böyle tam 2 saat çalışacağım, 3 saat çalışacağım deyip 3 saat bittiği zaman masadan kalkan biri değilim. Daha çok konu bitirmeye odaklıydım. Mesela bugün fizikte sallıyorum. Ne olsun? Hareket konusu. Hareket konusunu bitireceğim diyorsam o konuyu bitirip kalkıyordum masadan. Yani 3 saat ders çalışıp kalkmıyordum. 2 saatte bitiyorsa 2 saatte kalkardım. 4 saatte bitiyorsa 4 saatte kalkardım. Öyle bir sistematiğim vardı. Siz kendinize uygun yolu bulursunuz. TYT'de yetiştirebildin mi? Benim TYT'de zaman problemi oluyor. 12'ye geçtim. Yine aynı kişi. TYT'de Neydi zaman o? problemi, ilk TYT'demesi çözmeye başlayan herkes bunu söylüyor maalesef ki. Ama bize ekstra süre verilmişti. Bu sene devam ettirilecek mi açıkçası bilmiyorum ama bence siz 135 dakikadan devam edin 120 soru için. Hatta evde çözerken daha erken bile bitirmeye çalışın. Çünkü sınav anı stres olabilir, kaygı olabilir, odaklanmamın sorunları olabilir. Her zaman bir tık erken bitirmek böyle okuldaki denemelerde, evdeki denemelerde size daha hız kazandırır. Böylece gerçek sınavda belki tam ucu ucuna bitirirsiniz. Ama şu an dediğim gibi bunlar sizin kıstasınız olmasın. Siz bütün soruları görmeye çalışın genel olarak denemelerde. Zamanla zaten hızlanacaksınız. Özellikle Türkçe çözdükçe çok hızlanacaksınız. Tabii de matematikte. 12'ye geçtim. MF'yim. Kaynak önerisi yapar mısın? Bunu başka videoda yapacağız demiştik. Evet, yapacağız bunu da. İzlediğin YouTube ders kanalları hangileridir? Söyler misin? Bunu bir önceki videoda bahsetmiştik. Tekrar söyleyeyim. Sayısal açısından söyleyeyim. Fizikte Umut Öncü'yü ve benim hocamı kullanmıştım dedim. Benim hocam da zaten bir sürü arkadaşlar dersle ilgili içerik var. Onun matematiğine de bakabilirsiniz bence. Kimya ile ilgili çok fazla takip etmedim ama kimya odası falan olması lazım diye biliyorum. Dediğim gibi çok takip etmedim. Biyolojide Selin Hoca vardı arkadaşlar. Onu beğenmiştim. Ama dediğim gibi benim hocamın içinden de hiç uğraşmak istemezseniz izleyebilirsiniz. Hocalar bence güzel anlatıyor. Evet, bir sonraki sorumuz. Bakayım. TYT Matematik ve AYT Matematiği nasıl fulledin? Ne ilgili bir video gelsin. Tamam, onunla ilgili o zaman senin dediğin gibi ayrıca video gelsin. Çünkü bu videonun da çok uzamasını istemeyiz. Sizin sorularınızı aşağıda bizle paylaşmayı unutmayın. Evet. 9-10'da çok çalışmayıp OBP'de nasıl 97 oluyor? Bunu sormuşsunuz arkadaşlar. Dedim yani çok çalışmadım derken derece yapacak kadar çalışmadığımdan bahsediyorum. Mesela ben bazı mesela şu an arkadaşlar ben okul birincisi değilim. Yani okul birincisi değilim derken YKS'de okul birincisiyim hatta il birincisiyim ama OBP olarak okul birinciliği kontenjanını kullanamıyorum. Yani okul birinciliği kontenjanını kullanmanız için 9, 10, 11, 12 e-okul notlarınızda birinci olmanız gerek. Ben mesela onlarda birinci değilim. YKS sıralamasında birinciyim sadece. O yüzden okul birinciliği kontenjanını kullanmıyorum. Dediğim gibi 9, 10'da hele benden çok fazla çalışan insanlar vardı. Ama TYT konuları unutulmaya daha fazla yüz tutuyor. O yüzden dediğim gibi 9, 10. sınıftayız en çok paragraf, problem ve geometrinin üstüne düşün. Fen ve sosyal konularını bir tık daha ezberlemeye, kafanıza yatırmaya bağlı. Onları hallederseniz diye düşünüyorum. 9-10'da dediğim gibi yazılılara yönelik çalışmıştım. Mesela yazılılardan 2-3 hafta önce gerçekten full böyle konuları detaylıca çalışıyordum. Sağlam bir şekilde çalışıyordum ama gerçekten benim için zor oluyordu oraya sıkıştırdığım için. Onun dışında ama çalışmıyordum. 11-12'de ise her gün çalıştım arkadaşlar. Yani bence önemli olan istikrar. Tabii ki de kendinize boş günler verebilirsiniz. Bu cuma olabilir, pazar olabilir ya da herhangi bir gün olabilir. Genelde benim cumalarım daha boş geçiyordu çünkü okul yoğun geçiyordu bildiğiniz üzere. Ama onun dışında boş günümde de ben bomboş bırakmadım. En kötü bir Türkçe denemesi çözdüm. O yüzden önemli olan istikrar. Ben de biliyorum, ablam son günlerde hep her gün ikişer deneme falan çözüyordu. Aynen. Zaten o sonlara doğru iyice konuşuruz. Evet. Evet, sonraki sorumuza. Ben de Fen Lisesi'nde okuyorum. 11'e geçtim. Zeynep'in 9-10, 11-12 okulunu ortalamaları neydi acaba? Şimdi bu güzel bir soru çünkü tam hatırlamıyorum. Şöyle olması lazım arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Benim 2-2 artıyordu hatta. 9. sınıf, 9. sınıf. OBP puanım galiba 94. Sonra 10. sınıf 96. 11. sınıf 98. Sonra 12. sınıfta 99 gibi bir şeydi. Bunları isterseniz başka videoda baktıktan sonra tekrar size söyleyeyim. Sınav döneminde programın nasıldı? Yani tekrarlarını nasıl yapıyordun? Günlük, haftalık, aylık gibi miydi? Ve sence 12'de 11 yürütülebilir mi? Zaten 12'de 11 yürütülebilir mi diye çok düşünmeyin. Bu bir AYT yani. AYT genel olarak içeriği 11 ve 12 aralıklı demek. Yani siz 11. sınıfta 11. sınıf kaynağı çözdünüz. Ama 12'ye geldiğiniz zaman muhtemelen AYT kitabı alacaksınız. Ve AYT kitabının içinde 11. sınıf konularına dair
testler olacak. Öyle olunca yani siz o kitabı aldınız, bunlar 11 konusu, ben bu testleri çözmeyeceğim demeyeceksiniz. O yüzden 11 ile 12'yi çok ayrı düşünmeyin. AYT kitabı aldığınız zaman hepsini bitireceğiniz için 11 zaten yürümüş olacak kendiliğinden. Başındaki soru neydi? Başındaki soru neydi? Kaybettim. Evet, sınav döneminde programın nasıldı? Programın nasıldı? Yani tekrarlarından nasıl yapıyordun? Günlük, haftalık, aylık mıydı? Evet, anladım. Yani tekrarlarımı ben eksiğime bağlı yapıyordum. Genel olarak haftalık, çok haftalık bir istikrarım yoktu açıkçası. Dersten derse değişiyordu. Mesela fizik genel olarak haftalık oluyordur. Ama kimya öyle değildi. Kimya daha aylık gibiydi. Yani siz kendinizi tanıyın bence. Bana, yani benim için en uygun olan, en çok hangi derste eksiğim varsa onu daha çok tekrar ediyordum. Bunu unutmayın. Genelde sevdiğiniz ders ya da basit derse, size göre basit dersi çalışmak daha kolay ve eğlencelidir. Fakat önemli olan aslında yapamadığınız dersi zor da olsa çalışmanız. Mesela fizikte ben zorlanıyordum gerçekten ama full çıkarttım. O yüzden fiziğe ben kendim diğer derslere göre çok daha fazla zaman ayırdım. Mesela kimyayı seviyordum ve daha kolay buluyordum. Ona daha az zaman ayırdım. Siz de böylece kendi içinizdeki sistematiği bulmalısınız. Evet arkadaşlar, son sorumuz da buydu. Uzatmadan Allah vedasına etsin. O zaman sorularınız için çok teşekkür ederim. Daha fazla sorularınız, fikirleriniz, görüşleriniz, video önerileri varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Dilara'nın kanalına da abone olursanız çok mutlu oluruz. Sağlıcakla kalın, başarılar.